Arkadaşlar şu anda bir tilki görüyorum. Bahçemizde, bahçemize yakın bir yerde. Tilki şu taşların arasına girdi. Bakın hatta görebilecek miyiz? Kamera görebilecek mi? Ben şimdi yerini tespit etmeye çalışıyorum. Böyle küçük, cılız bir tilki. Şurada bir, evet. Gidiyor, bakın, bakın gidiyor, gördünüz mü? Şimdi arkadaş, ben bununla ne yapacağım? Bugün babam da görmüş, hatta kovalamış bunu. Döndü dolaştı, bir saat sonra geri geldi. Yani ben tavuklarımı nasıl dışarıya çıkartabilirim ki? Bakın burası bizim bahçe, arılık, ondan sonra burası da bizim kümesler. Bakın, ben sabah şu yeni almış olduğum Sussex tavuklarını dışarıya çıkartayım falan diye aşağıya inmiştim. Babam dedi ki, tilki gördüm, sakın dışarıya çıkartma. Allah Allah, iyi dedim ya, çıkartmayayım bari. Bak ben de gördüm. Aradan bir saat geçti geçmedi, ben de gördüm. Ne yapacağız bilmiyoruz vallahi. Bu hayvanlarla, vahşi hayvanlarla başımız dertte. Hem zeytin ağaçlarına domuzlar saldırıyor. Domuzların çok ciddi zararları oldu bu sene. Şimdi bir de tilki belası çıktı başımıza. Birkaç gün öncesinde bir komşumuzun köpeği yanlışlıkla bizim kümeslere gelmiş. Kümeslerde sağ sol yaparken civcivli bir gurk tavuğumuz vardı. Gurk tavuğu kovaladı. Aslında bilerek böyle hani kovalamak kastıyla değil de ne tarafa gideceğini şaşırdı. Önüne tavuk geldi. Tavuk da sanki kendisini kovalıyormuşçasına öyle bir his olunca şuradaki damdan aşağıya uçtuğunu görmüştüm. Ondan sonra tabii bizim başka bir işimiz de vardı. Tavuk herhalde oradan kendisi gelir falan düşüncesiyle arkasını da aramadık. Düştüğü yer biraz kötü bir yere düşmüş herhalde ki bir miktar sakatlanmış da olabilir. Ondan sonra bu hayvan da gelmiş. Bizim hayvanı tavuğu yemiş gitmiş. Muhtemelen bu hayvandı yani. Ne yapacağız bilmiyoruz vallahi. Tavukları dışarıya çıkartmayacağız ya da artık çıkartırsak da başını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok.